Öteki sene hoş geldiniz. Podcast'imizin bu bölümünü video podcast olarak yapacağız. Hatta belki de bundan sonraki bölümleri de. Zafer Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Hakan Bey. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Özellikle teknik olarak epey uğraştırıcı olsa da ben video podcast'in hem bizim için hem de dinleyicilerimiz için ve seyircilerimiz için de o ayrı yoldan daha keyifli olacağını düşünüyorum. Umarım ben teknik konuda bir sorun çıkartmadan bunları halledebiliyorumdur. Ya bu konular öyle konular ki %100 emin olsanız bile hiç tahmin etmeniz bir yerden bir arıza çıkabiliyor. Şimdi Zafer Bey bugün konuşmak ettiğim konu aslında şu. Çoğu insanın artık günümüzde sahip olduğu bir kaygı türü, bir benlik tanımlaması veya belki de bir çeşit bağımlılık var. O da aslında belki de şu tiyatral cümleyle ifade edilebilir. Yalvarırım beni gör, beni fark et cümlesiyle. Özellikle sosyal medyanın bu kadar fazla hayatımızda olmasının bence en büyük zararlarından biri içimizdeki o narsisist tarafı, o histrionik tarafı daha da güçlendirmiş olması. Bu kadar fazla insanların beğenilme, görülme, fark edilme, arzulanma ihtiyacı doyurulabilir bir şey mi gerçekten yoksa bu olmayan bir ihtiyaç mı, bir arayış mı? Şunu söyleyebilirim aslında yani benim anladığım kadarıyla zaten her insan biraz narsist. Özümüzde narsistiz. İlla kendi varlığımızdan birilerinin haberdar olmasını ve kendimizin de bundan memnun olmasını istiyoruz. Ama bunun hastalık derecesi ya da rahatsızlık edici derecesi falan onlar başka ölçümlemeler. Psikiyatristlerin, psikologların onlara göre listeleri var, ayraçları var. Ama insan kendisi yani bilinçli bir varlık olarak bir narsizme sahip. Kendi toplumumuz olarak bakarsak ki ben diğer toplumların tam olarak aile yapılarını falan bilmiyorum. O, o o açıdan kendi ülkemizin şeyini söyleyebilirim. Biz ebeveynlerimiz tarafından ki bu %90 oranında da annelerimiz oluyor. İnanılmaz bir gereksiz korunmayla büyüyoruz. İnanılmaz bir sevgi gösterisiyle büyüyoruz. Yani aslında hepimiz neredeyse hepimiz e, ailelerimiz tarafından ruhsal olarak sakat bırakılmış olarak ergenliğimize geçiyoruz. Hatta pek çok ailede anne ve baba vefat edene kadar elleri çocukların üstünde olup çocuklar kendi başlarına bir şey yapamaz durumda yaşıyorlar. O bakımdan hani sosyal medyadan daha önce daha yapısal bir sorunumuz var biz Anadolu coğrafyasında yaşayan insanların. Erişkinlikten sonra ya da erişkinlik başlangıcıyla beraber elbette sosyal medyanın da bu durumu, bu zararlı bence hayatı zorlaştıran durumu daha abartan, daha yüksek hissettiren bir şeye neden olması söz konusu musunuz? beni gör, beni fark et düşüncesinin en tehlikeli tarafı şu, bu asla doyurulamaz bir şey. Yani günün sonunda işte ben gönderime bin like alayım dediğimde bu beni tatmin edecek demiyor insan. 2000 neden olmasın diyor, 3000 neden olmasın diyor. Peki bu neye sebebiyet veriyor? Aslında bu has o kadar ön plana çıkıyor ki veya bu eksiklikten doğan o kaygı o kadar ön plana çıkıyor ki insan kendi benliğinde olmayan birçok davranışı da kolayca sergileyebilecek duruma geçiyor. Yani bu kadar ilgi görebilmek için, bu kadar farkına varılabilmek için benliğimin diğer insanlar tarafından neler yapabilirim? Şunu da yapabilirim. Ya bunu da yapabilirim gibi daha da ileri bir seviyeye gidiyor. Tabii yalvarırım beni gör düşüncesinin bir diğer dezavantajı da mahremiyet duygusunu tüm yok etmesi. Bana şu çok garip geliyor yani insan neden tüm yaşantısını ve günlük yaşantısını paylaşır ki? Bir noktada o mahremiyet sınırı çizgisi yok mu oluyor? Evet bakınca yok oluyor. Bence bu duygunun mahremiyet duygusunun kaybolmasıyla da bir alakası var bu düşüncenin. Siz ne dersiniz? Yani mahremiyet ve yalvarırım beni gör düşünceler aslında birbiriyle kopan bağın iki ucu mu? En baştaki önermenizden ele alalım. Şöyle bir durum var. Hani bu neye sebep oluyor? Hani sosyal medyada ya da kendi çevremizde sürekli daha fazla görünür olma istemi ve bunun için çaba gösterme en değerli şeyi kaybetmemize sebep oluyor. Zamanımızı çok çalıyor bir kere. Yani çok fazla hayatımızdaki kalan süreden tüketmiş oluyoruz hiç fark etmeden. İşte tabii tatminsizlikten bahsettiğiniz bu hani binse iki bin neden olmasın, iki binse dört bin neden olmasın falan. Bu neden olmasınlarla beraber aslında biz bir gösterideki aktöre ya da aktriste dönüşmüş oluyoruz. Kendimize ait gerçek bir hayatı ıskalamış oluyoruz. Buradan da bir zaman kaybımız var. Beğenilme durumu hatta aslında bir yere gelince, günümüze gelince bu linç kültürüyle beraber beğenilme ya da beğenilmeme de aynı değere düşmüş oluyor. Çünkü linç edilmek de kendini göstermenin bir, bir durumu olduğu için aslında bu cringe denilen kötü karakter ya da nefret edilen karaktere dönüşmeye bile razı olduğumuz zamanlar oluyor. Yeter ki birileri iyi ya da kötü linç ederek ya da pohpohlayarak bizi görsünlere düşüyoruz. Daha önceki iyi kötü kavramlarımızın önemi kalmıyor. İkisi aynı potada erimiş oluyor. Bu kendi kişisel kibrimiz ve görünürlük isteğimizden dolayı. O yüzden sadece diğerlerinin gözünde var olma çabamız bizim kendimize ait bir yaşam kuramamamızı ya da potansiyel olarak kurabileceğimiz bir yaşamı hiçbir zaman yaşayamamamıza neden oluyor ve bence bu da bir insan için en büyük kayıplardan birisi. Çünkü aslında hep bir diğerleri için hep o kalabalık için, hep daha fazla kişi için yaşar hale geliyoruz. O zaman biz kendimize ait bir hayat yaşıyor muyuz sorusunun cevabı hayıra dönüşüyor. Sizin bahsettiğiniz mahremiyet kaybolması da aslında bu benim dediğimle paralel bence. Çünkü mahremiyetimizin kalmamasına bile razı oluyoruz neredeyse. Herhangi evet. bir mahrem kendimize ait durumun olmasından bile vazgeçer hale geliyoruz. Bununla beraber insan sürekli olarak ilgi çekmeye çalıştığında, sürekli olarak beğeni toplamaya çalıştığında bunu yapabilmesinin tek yolu çok gösterişli yaşamlar, çok ilgi çekici, çok işte ne bileyim risk dolu eylemler yapması değil. Aynı zamanda insanların hassas noktalarına belki dokunması, onları sinir edebilecek, onları rahatsız edebilecek davranışlarda da bulunması bir ilgi toparlamaya yarıyor kesinlikle. Aslında bu tam tersi bir etki gibi gözüküyor. Yani çok beğenilerek değil de çok öfke toplayarak diğer insanların ilgisini alabilmek, bu şekilde etkileşim kasabilmek. Bir nevi insanları bununla kandırılmak yani onların öfkelenebileceği bir şeyle kandırma eylemi de çok sık yapılıyor. Bu yüzden sadece aslında bu ilgi arayışı, ilgi beklentisi o insan için yani ilgiyi bekleyen insan için zararlı diyemeyiz. Aynı zamanda o ilgiyi gösteren kişi için de çok zararlı bir noktaya gelebiliyor. Yani sırf karşıdaki insan öfke üzerinden senin ilgini çekebilmek, etkileşim alabilmek için senin sürekli olarak duygu halinde veya düşüncelerinde de oynayabiliyor. Bu iki tarafa da zarar veren bir unsur. Siz ne dersiniz? Sizce diğer tarafa da yani o beğeniyi yapan kişiye de bir zarar veriyor mu? Kesinlikle veriyor çünkü o beğeniyi yapan kişi de aslında zamanının büyük bir kısmını birilerini reddetmek ya da birilerini beğenmekle geçirmiş oluyor. Hem de belki de hayatı boyunca hiç karşılaşamayacağı hiç muhatap olamayacağı ya da ne bileyim bir dostluk kuramayacağı ya da bir düşmanlık oluşturamayacağı birilerine karşı. Böyle bir zamanı harcamış oluyor. Ve bunu yaparken de aslında yapmak istediği şey o diğer bakan kişinin gözünde kendini ee, fark ettirebilmek. Değişik nedenlerle ya da değişik nicel katmanlarla iki tarafta karşılıklı ayrılıklı aynı şeyi yapmaya çalışıyor. İkisinin kaybı da doğal olarak neredeyse eşit diyemeyiz tabi ama bir denklik olarak aynı denkliğe sahip. İkisi de aynı şeyleri kaybediyor. İkisi de buna bilinçli olarak razı değiller bence. Çünkü kimse zamanının çöpe atılması konusunda umarsız olacağını zannetmiyorum. Daha çok bir farkındalıksızlık söz konusu iki taraf için. Tam pınarında galiba yanılmıyorsam şey diyordu yani insan dünyadaki zamanının kısıtlılığından şikayet eder ama onun bir türlü geçmediğinden de yakınır. Böyle bir tezatlık da var insanın tabiatında. Şimdi beğenilme isteği, görülme isteğinin tümüyle zararlı bir şey olduğunu söylersek de bir yanılgıya düşeceğimizi hissediyorum Zafer Bey. O da şu ki ben bir insan bir şey başa ...yardığında, bir ürün ortaya koyduğunda veya gerçekten hayatında güzel bir gelişme olduğunda... ...bunu paylaşmanın da bir, bir tür mutluluk, gerçek mutluluk olduğunu inanıyorum. Ama işte bunun o sınırı çok hızlı bir şekilde geçirebiliyor. İnce bir sınır var. Yani yalvarırım beni görle. Ya baksana çok güzel bir şey oldu hayatımda arasında. Sanki ince bir çizgi var gibi. Sizce bu görülme ve beğenilme isteğini sağlıklı bir düzeyde tutmak mümkün mü? Yoksa bu aslında o korkunç tarafa giden kısmın ilk adımı mı? Yani öz olarak zararlı bir şey ama... Dışarıdan baktığında ilk seviye olduğu için o kadar da zararsız gözükmüyor gibi mi? Ne dersiniz? Ya şunu söyleyebilirim. Hani şey derler ya her şeyin fazlası zehire dönüş. Yani ne çok fazlaysa o bir zehre dönüşür. Bir toksik durum olur. Bu durumda da yani kendi yaptığını göstermek, kendini göstermek, diğerleri tarafından fark edilmek de bir ölçeklendirme meselesiyle hastalıklı ya da norm olarak kabul edilebilir. Sağlıklı ya da kötü diye kabul edilebilir. Bu iş elbette yani tüm hayatımız aslında herkes tüm hayatı birileri tarafından fark ediliyor. Ve hatta hepimiz birileri tarafından fark edilmek istiyoruz. Ama yaşamımızın ana amacı bu olduğu zaman bence burada kibir ve narsizm hastalıklı bir seviyeye çıkıyor. Ama ürettiğin, yaptığın, becerdiğin, söylediğin birisi birilerin tarafından değerli bulunmasını istemekte bir sakınca yok. Ölçek meselesi hepsi. Çok fazlası, çok fazlası da değil aslında. Yani hayatını buna adaman da gerekmiyor ama gününün 8 saatin 6 saatini belki bununla alakalı bir çabayla geçiriyorsan e uyuma saatini de koyarsan zaten gününün yarısından çoğunu aslında kendi hayatına değerine ait hiçbir şey yapmadan geçiriyorsun demektir ki bence bu sınırlı yaşamları olan biz insanlar için boşa geçen bir zaman. Sürekli beni gör işte yalvarırım beni gör düşüncesinin aslında bağımlılık yapıcı ve doyurulamaz kılan tarafı şu ki diyelim ki çok susadınız Zafer Bey. Suya ihtiyacınız var ve bir bardak su içmek sizin o anlık susuzluğunuzu giderecek ve bu konu Onda sorun yaşamayacaksınız. Ama bu yalvarın beni gör düşüncesi içerisinde olan insan o suyu damla damla ama zor damlayan bir şekilde damla damla içmeyi tercih ediyor. Ve bu o kadar uzun ve o kadar uzun bir bekleyişi barındırıyor ki içerisinde. Günün sonunda o damlaları beklerken insan tekrar susuyor ve hiçbir zaman belki de susuzluğu tam olarak tatmin olmuyor. Oysa ki daha farklı bir yöntem bir bardak içse bu iş olacak gibi. Oradan gelen ufak ufak mutluluk kırıntıları gerçek anlamda insanı mutlu kılmıyor ama onlara bağımlı kılabiliyor. Peki ne yapmak lazım? Gerçekten eğer insan mutluluk ihtiyacının tümüyle yalvarırım beni gör üzerine kurduysa, bunun yerine gerçekten bir şeyleri başarabildiği, bir şeyler de ilerlemek atabildiği veya sağlıklı ilişkiler kurup bunlardan mutluluk duyabildiği bir dünyaya bir bendiği kendisine yaratabilirse, bence o zaman olabildiğince az diğer insanlar tarafından da fark edilme ihtiyacı azalacaktır. Bu ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Çünkü mutlu olabilmek için gerçek bir kaynak bulabilmiştir. Mutluluğun hakikatle ya da gerçekle bir alakasının olduğunu öğrenmek gerekiyor hayatının bir yerinde. Yoksa hani kişi kendini kandırabilir ya da kendini kandırabilecek kişileri çevresinde toplayabilir. Ama bu bir ömür boyu sürebilecek bir durum değil. Pratikte bu mümkün değil her zaman bunu yapabilmek. Yani kişi kendini kandırdığını elinde sonunda fark eder ya da birilerinin onu kandırdığını da fark eder. Yani bu yıllar sürebilir ama Olur bir gün denk gelir bir aydınlanma yaşarsın. O bakımdan önemlerle değil de değerlere yatırım yapmak en önemlisi. Çünkü önemler çok değişken olur ve çok da kıymetli değillerdir önemli olmak falan. Ama değer üstüne bir yatırım yaparsan kendi hayatında bunu fark edip değerler üstünden kendini değerlendirmek, kendi hayatını belli bir değerler üstüne kurmak, bunu denersen, bunu zorlarsan, bunun için çaba gösterirsen belki de hayatının sonunda diyelim hani böyle bir romansı bir şey olsun tavırla. Ya ben elimden geleni yaptım demenin çok tatmin edici bir duygusu olduğunu, mutluluğu olduğunu düşünüyorum. Tabii tüm bu işte sorunu herkes adına konuşmamızın sebebi, sebeplerinden bir de şu. Evet belki hani bu tür bir beğenilme ihtiyacı, ona ihtiyacın işte bir kişilik bozukluğuyla örtüştürebilir bir profesyonel bakış açısı. daha ki işte örnek veriyorum bu histrionik bir kişilik bozukluğunun neticesi veya narsist bir birey denilebilir. Ama bence bu o kadar yaygın ve o kadar büyük bir sorun haline geldi ki artık herkes de bunun izini az buçuk görebiliyoruz. Ve bence bu yüzden bunu daha fazla konuşmalı ve buna karşı daha fazla bilinçli bir konuma gelmemiz lazım ya bu bunu ben de sizin dediğiniz gibi genelde düşünüyorum ama şunu ıskalamamak da lazım yani yani insan değişiyor yani e, toplumlar değişiyor dünya evet. değişiyor mesafeler değişiyor zaman kavramı değişiyor yani belki şu anda rahatsız olduğumuz şey belki de gelecek belki de ama entelektüelizm bil. dediğimiz çaba biraz muhafazakar olma çabası futürlürlükten ziyade çünkü yani bugünkü toplumu beğenmemek yeni bir şey değil biliyorsunuz yani Sümerlerde bile şey yaşayan nesil daha önce daha yaşlı kişiler beğenmeyip bu gençlik ne olacak diye soruyorlarmış ya da Sokrates'i savunmasında falan. Dünya değişiyor belki de biz eski kalıyoruz. Artık bu kavramlar, değerler ve önemleri yeniden değerlendirmek gerekiyor belki de. Tabi bu her şeyi temize çekmek, çağın tamamını temize çekmek adına dediğim şeyler değil. Ama bir kısmında da bizler bu işe değer üzerinden bakmaya çalışan insanlar falan aslında biraz da muhafaza etmeye çalıştığımız bir şey üzerinden bakmış. Diyorsun. Evet, doğru. Ama şöyle de değerlendirmek lazım. Son 30 yıl içerisinde belki bunu daha uzatabiliriz veya daha kısaltabiliriz de bu süre, ama benim tahminimce ortalama 30 yıl içerisinde hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük bir şekilde insanlık bir değişime büyük bir kitle içerisinde yani tüm dünyayı kapsayacak bir kesil şekilde büyük bir değişim içerisine girdi. Ve bu değişim sadece birkaç konu değil tüm yaşam tarzımız, mutluluk tarzımız, ilişki tarzımız, işte üzülme tarzımız gibi her şeyi çok ciddi etkilerle değiştirebilecek boyutta bir değişim oldu. Evet biz daha işte muhafazakar bir taraftan işte mutluluğun daha farklı bir noktadan algılanması gerektiğini falan düşünüyoruz. Sizin dediğiniz gibi gelecek belki de şu an konuştuğumuz şeyin ta kendisi ve normal konuştuğum yani normal ta kendisine dönüşecek bunun. Ama yine yine de ben değişimi takip edebilmek için onu anlayabilmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette bir taraf tutmak günün sonunda gerekebiliyor. Tuttuğun tarafta değişimin tam aksi olabilir. Bu değişimi reddetmekten ziyade belki de onu anlamlandırabilmek adına işimize yarayacak. Bazen tarafsız kalmak gerekiyor. Her halükarda şöyle bir durum var. Hani benim çok sevdiğim Tolkien'in kitabında Ant'in yani kendi özel yarattığı bir türün ki yani on binlerce yaşında bir canlı bu. Şey diye soruyorlar sen kimin tarafındasın o zaman diye soruyorlar. O da şu şekilde cevap veriyor. Ben kimsenin tarafında değilim zira kimse de benim tarafımda değil zaten. Yani evet Evet çünkü e, aslında değişim insanın kendisinden daha büyük bir şeyi kapsıyorsa günün sonunda bir taraf tutması da biraz anlamsızlaşılabilir. Evet. Zafer Bey teşekkür ederim keyifli bir sohbet. Ben teşekkür ederim <laughs> sağ olun.